Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berent. Bugün Volson'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Volson'a daha önceki World of Tanks videosunda söylemiştim. Bir 2 GB'lık güncelleme geldi. Bu güncellemeyle neler eklendi? 6 yeni bıçak, 6 tane kemer, 2 tane kolye, 2 tane yüzük, 2 tane assassinler için de 2 tane skill eklenmiş. Pasif skill. Ayrıca bir sürü fix vesaire, oyunda düzeltme, yeni sesler, pek çok şey eklenmiş. Dedim ki hadi bir bakalım Volson'un o güzel dünyasına. En son o ikinci bölümü çektikten sonra hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Şöyle sizinle beraber tekrardan bir oyuna dönüş yapıyorum. Geri giriyorum. İnşallah geçen bölümü çekerkenki verdiği hatalarla tekrar karşılaşmam. Onu fixlemiş olsunlar. Lütfen. 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 Bakalım şöyle bir oyun içerisinde nasıl değişiklikler olacak. Onun dışında gene normal biraz çevreyi keşfederiz. Geçen bölümde ilk kez karşılaştığım yaratıklar görmüştüm. Evet, oyunumuz yavaş, düşük bir FPS ile giriş yapıyor. Sonradan yükseliyor. Pasif skillerimiz resetlenmiş. Geç gelen kaplamalar, alıştık artık. Demirci sen açıldın mı ya? Yok, hala açılmamış. Şimdi pasif skillerde 2 tane pasif skill geldi demişti Assassin kısmına ama neler geldi bilmiyorum. Acaba şuraya mı eklendi? Galiba buraya eklendi. Evet, Assassin's kısmı burası. Buraya biraz ek yapılmış ama nerelere ek yapıldığına dair bir fikrim yok. Evet, pasif skillerimiz gene sıfırlanmış. Gene burada alabildiğine boşluklar var. Acaba farklı bir yol mu izlesem bu sefer? Ama biz şu anda pek karar veremedim ya. Ya karakterimizi savaşçı olarak hep tasarladık. Üzerine ona göre eşya aldık. Skillerimiz ona göre ama şu çok güzel ya. Dur, böyle değil. Şöyle. O yerde kırıklar oluştu. Bir daha. Evet. Gerçekten hoş. Grafiksel anlamda oyun çok güzel. O zaman ben eski skillerimi tekrar vereyim. Şuradan tık tık. Şimdi ben nelere vermiştim? Ha, bu arada geçen bölümde level atladıktan sonra strength'e veriyordum ama ben verdikten sonra azalıyordu. Onun sebebi de şuradaki pasif. 4 metre çevremde herhangi bir düşman olduğu zaman her düşman için %2 strength veriyor. Düşmanları öldürdüğümüz zaman çevrede bir şey kalmayınca otomatik azalıyor. Bakalım. Burada boş skill'ler var. Şuna verelim, şuna, şuna. Puan bol nasıl olsa. Tamam, buranın tamamını açtık. Şimdi burada nelere veriyordum ben? İşte asıl mesele o. Buna vereceğiz. Buna vereceğiz. Buradan geçip buraları geçeceğiz. Bu ne veriyordu? Artı bir strength her 20 armor için. Şunu açacağım zaten de. 11 puanım daha var. Puanda artış mı var ya? Normalde şu anda böyle az, daha az puan kalmış olması gerekirdi. Şunları, şunları. Kaç puan kaldı? 6 puan kaldı. Oo, daha baya puanımız var ya.
3 puan kaldı. Bu shield'ler için. Bu da shield. Bunlara gerek yok. Şuradan şöyle ilerleyelim. Ha, zırh delme. Buna verelim hadi. Tamamdır. Evet, her zamanki gibi tekrar tekrar yenilenen görevlerimiz hiç bitmiyorlar. Bitmeyen görev yapmışlar. Aa, burada elimizde eşyalar varmış. Bu ne? Bilmiyorum. Bakayım. Poison. 5 charge'lık poison'mış. Sat sat sat. Sen kal. Seni kasaya atıyorum. Bakalım grafiksel, daha doğrusu FPS anlamında da sanki biraz daha düzgün gibi öncekine göre. Buraları açmıştık. Şuraya gidelim, oradan şöyle aşağı doğru şurayı açalım. Daha sonra ya çok da fazla uzatmaya gerek yok bence bölümü. Evet, FPS dedim, gene ışınlandıktan sonra ilk yaptığı şey FPS'i bozmak oldu. Şöyle bir vurabilir miyim? Evet, yine pek çok şey döküldü. Ha, bu arada oyunda yaptıkları fixlerden bir tanesi de geçen bölümde söylemiştim. Mesela bu böyle aşağıda durduğu zaman işte değeri falan gözükmüyor, ekranın altında kalıyor vesaire diye. Onları düzeltmişler. Artık her türlü görebiliyoruz. O iyi olmuş. Bir de şey yapabilseler, yani şöyle bir şeyle yer değiştirebilmesini sağlayabilsek daha da güzel olurdu. Bir diğer değişiklik, artık şöyle bir işlem yaparken o işlemi gerçekleştiren bir bar çıkıyor. O da fena değil. Bakalım biz nereye gideceğiz? Aşağı doğru gideceğiz. Hadi gelin, gelin kuçu kuçular, gelin. Bayağı bir kitap çıkmaya başladı ya. Evet, ara ara FPS düşüşleri yaşanıyor. Oyunun optimizasyonunda hala bir düzelme maalesef yok. Evet, köpek dışında bir şeyler istiyorum. Yine haritada düzgün bir yere geldik. Şurada görebilirsiniz, haritada bir kesiklik var. Aha, farklı bir şey. Nesin sen? Dön baba dönelim. Hadi, ben bu skill'i unuttum ya. Amma çok şey çıktı, kitap çıktı. Evet, burada bir minik bir haydut kampı görünüyor. Gelin gelin, şöyle hepinize kesecek kadar şeyim var. Easy peasy yani, baya. Şöyle biraz çevirelim. Şurada bir giriş mi görüyorum? Evet, şurada bir giriş var. Bak, burayı keşfedebiliriz. Nasılsa görevimiz dünyayı keşfetmek. Şimdi bakalım. 13. Aa. Aa, parasal değerlerle ilgili değişiklik olmuş. Bak bak, bunu gördüğüme sevindim açıkçası. Çünkü geçen yama öncesinde mesela bu elimdeki kılıcın değeri 1 miydi, 2 miydi? Hadi 25 miydi, öyle bir şeydi. Şimdi 163, çünkü mavi. Mesela şu 1'di, 412 olmuş. Çok büyük fark var. Bunu yapmaları lazımdı. Gerçekten lazımdı. Şu bile 80 olmuş ki bunun değeri de 1'di. 76, bak. Bunu sevdim. Mesela şu 100'dü, bunun değeri 19'a düşmüş. Bu değerler neye göre seçiliyordu bilmiyorum ama
Şuradan sen şu kitabı da oku, ben de bunu alayım. Fena değil. Bu güncelleme hoşuma gitti. Şimdilik herhangi bir hata veya bug'la da karşılaşmış değiliz. Bir tek optimizasyondan kaynaklı sıkıntılar var. Yeni canavarlar gelirken bir duraksama yaşatıyor bize. Evet, dön baba dönelim. Dön baba. Şöyle bir de yere vuralım. Yere vuracağım diye buz attım. Benim hatam. Evet, kılıçlarla vurduğumuz zaman çıkan ses efektleri falan biraz daha değişmiş. Suyun içinde yere vurursam ne olur? Çok merak ettim. Gene yerde çatlaklar, kırıklar oluşuyor. Ama suda herhangi bir efekt oluşuyor mu tam göremedim. Yok, yere vurduğumuzda suya herhangi bir etkisi yok maalesef. Şunu kırmam lazım. Kırılmıyor mu? Şöyle bir uçar mısın suyun içine? Bir de ben sana uçayım. Evet, fena değil. Yani açıkçası bazı yerlerde böyle minik takılmalar yaşatıyor. Özellikle yeni birimler geldiği sırada veya oyunda herhangi bir ekran yani yükleme yaptığı sırada. Ama oyunun genel anlamdaki FPS'i biraz iyileştirilmiş gibi. Ha, sen atıyorsun tepeden aşağı. Dur, azıcık rage toplayalım da ondan sonra döneceğiz. Ya sen koş baba. Gel. Şimdi. Bura bayağı kalabalık geldi. Hiç fena olmadı. Aslında hoşuma gitti. Bakalım nelerimiz var. Senin değerin 25. Evet. Büyük oranda değerler azaltılmış. Çok güzel ya, çevrenin falan kırılması. Bu haliyle bu yamadan sonra gerçekten daha stabil, daha oynanabilir bir oyun haline gelmiş diyebilirim. Yani birazcık eski haline göre daha iyi. Aha, onu sen mi yarattın ya? Şöyle azıcık döndük mü? Evet, boyut aldatıcı oluyormuş. Bunu görmüş olduk. Kendisi bayağı uçtu sağa sola. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu tarz oyunlarda böyle bir yol uzayıp gidiyorsa ve fazlaca bir yaratıkla sizin önünüzü kapatmaya çalışıyorsa %90 sonunda sizin için bir ödül var demektir. Biz de ödülümüzü aldık. Evet, şu anda hani mini harita yok zaten. Burası için bir mini harita mevcut değil. Gelirseniz sizi de şöyle biraz pataklamak istiyorum. Aha, orada güzel bir amulet çıktı. Bakacağım, bakacağım. Gel, gel. Tıkla. Ne özelliğim var? Artı 5 dexterity veriyor ve skill'lerin cooldown'unu %4 düşürüyor. Tüm skill'lerin cooldown'unu %4 düşürüyor. Burada bir heavy armor'umuz var. Bir armor fazlası var. Ama 5 strength kaybettirir, istemez kalsın. Bunun da 5 armor fazlası var ama eksisi çok. Evet, oyuna yeni gelen bıçaklardan biri. Bu Primitive Dagger. Önceden yoktu. Olsaydı kesin hatırlıyor olurdum çünkü. Yine hay gitsene. Bir de şey ekleseler aslında çok mutlu olurum. Şu silahların mesela bazılarını yan çevirebilmeyi. Şimdilik sen şurada dur. Yapacak bir şey yok.
Envanter yönetimi önemlidir. Evet, burada burayı açabilmek için kırmızı key'e ihtiyacım olduğunu söyledi. Kırmızı key'i bulamadık. Daha. Öbür tarafa koş. Koşalım, koşalım. İnşallah daha hani uzun kat 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 aşağı inmiyordur. Aa bak burada gold unutmuşuz zaten. Bir de buradan gidelim. Evet. Şu charger'lara sinir oldum. Habire yere düşürüp duruyorlar. Bir şey yapabildiklerinden değil ama biz ayağa kalkana kadar öbürkü de kendini şarjlıyor. Bak şunu öldürünce... Aa bu ölmedi. Ama bir kez döndüm öldü. O da ilginç. Evet. Burada da bir kasa, sandık. Bakıyoruz. Mesela bu Iron Warhammer. Bunun değeri 100'dü. Bunun değeri 25'ti. 20'ye düşmüş. Bunun değeri 35'ti. 20'ye düşmüş. Yine güzel bir kılıç. 11-18. Elimdeki 11-19. Bu 10-15. O zaman böyle yapsak. Bunda lightning damage vardı. Bunda ne var? Dexterity, frost damage. Güzel. Dexterity galiba biraz çevikliğimizi de arttırıyor. Ha bu da hunting dagger. Bu da yeni bıçaklardan. Atak speedleri var. 40 atak speed, 38 atak speed. Yani bıçaklar ciddi anlamda çok daha hızlılar. Mesela bunun 18 atak speed. Bunun da aynı 18. Bunun 6, 7, 11, 18, 10 vesaire vesaire. Hoş, hoş. Ya bir charge'lamayın ya. Dur ya. Oo, frost damage'ı sevdim, donduruyor. Bayağı güzel, etkili. Aa, kırmızı anahtarı bulduk o arada. Evet, bu sandıklardan daha az eşya çıkıyor. Onu da görmüş oldum. 14. Şöyle ucuz bir şey yok mu? Ucuz bir şey. Bu 14, bu 13. Onu at. Onu at, bunu al. Al. Alamıyoruz tabii, dur. Al. Heh. Evet, envanteri gene bir şekilde ne yaptık ettik doldurduk. Gidelim bakalım öbür tarafı. Keşke önce buralara gitseydim. Direkt doğru yolu bulmuşum. Ya 3 tane seçenek vardı. İlk gittiğim yol asıl gitmem gereken yol çıktı. Ben bu tarz oyunlarda çevreyi keşfetmeyi seviyorum. Bu arada biz niye böyle bir şey yaptık? Yani lütfen. Please'iniz. Bölümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Hani oyunda çok aşırı öyle ahım şahım değişiklikler yok. Henüz bize verebileceği ekstra bir görev de yok maalesef. Evet, duvarı açtık. Hocam geldikleri gibi giderler. Şurayı, görüntüyü şu tarafa alalım. Sen nesin? Boss musun? Orc Champion. Evet, sanki bir şeysi var. Vursam uçar mısın? Uçarsın. Bir de şöyle yere vurayım. Hiç kalkamam oradan. Ha bir de dondurduk. Oo. Ben bu olayı sevdim ya. Tabi bunları alacak yer yok. Yer yok. Şimdi şehre de gitmek istemiyorum. Ha mesela skill kullanacağımız zaman da alt kat var. Alt kata indik, dışarı çıktık. Evet. Aşağıya doğru devam ediyorum.
Rüzgar esiyor, otlar hareket ediyor. Fena değil. Aha orada hırsızlar bir yere gidiyor. Dur, dur, yakalamam lazım. Nasıl ineceğim aşağı? Te burada merdiven buldum. Aha. Şöyle fazla uğraşmadan. Abi ben bu skill'i çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Yani en sevdiğim skill'ler arasında kesinlikle dön baba dönelim var. Yeni öğrenmeler, level atlayan skill'ler. Hocam ben orada arkasında şey taşıyan, çuval taşıyanını bulmak istiyorum. Nereye sakladınız? Çuval taşıyanı nereye sakladınız? Çuval varsa para da vardır. Para varsa ben her zaman varım. Bak, 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 bak. Nerelere, nerelere gitti? Bunlar da değil. Beni anlamıyorsunuz. Ha bayağı gözümün önünden kaçtı gitti adam ya. Hah. Lay lay lay. Dön baba dönelim. Hayır işin güzel kısmı mesela skill kullanıyorum diye silahların etkileri gitmiyor. Yani normal elimdeki silahlar gene işte bir tanesi frost damage vuruyordu. Frost damage'ini vuruyor. Öbürkü normal onda da bir hasar tipi vardı. Unuttum şimdi bakmam lazım. Onlar yine vuruluyor. Evet burada bir haydut kampı keşfettik. Haydut kampının hemen ortasında da yeni bir portal keşfettik. Ve aha taşı kırdım içinden. İçinden maden döküldü. Aa şimdi bu olmadı. İşin rengi değişti. Ben şimdi gördüğüm bütün taşları kırarım. Vallahi dökülüyor. Altın saçılıyor ortaya. Taş kırıyoruz, altın saçılıyor ortaya. Çok hoş. Burada ekstradan girilebilecek bir yer daha var. Oh, uçun bakayım. Evet. Hiç fena değil. Hoşuma gitti. Vurunca çadırlar falan bile titriyor. Şöyle bir buz atsak. Yok. Buzun şey biraz daha değişmiş. O zaman kampımıza geri dönelim. Şuradan satıcıya gidelim. Eşyalarımızı da bir güzel satalım. Güle güle. Hepinize güle güle. Evet. Şunu da bir okur musun? Evet. Hoştur. Güzeldir. Sevdim. Yeni güncellemeyi sevdim. Bir kere bayağıdır işte oynadık. Hiçbir hata crash verip oyun kapatmadı kendisini. Şurada bize ev veren adam vardı. Okey, okey. Arada bir tane de görev bitirmiş olduk. Evimizi istersek dekore edebilirmişiz. Biliyoruz hepsini. 100.000. defa yaptık. Talk the Portal Keeper. Şununla da bir ödül için bir görüşelim. Ha ben burada daha önceden şu portalın içinde bayağı 10-15 kat falan aşağı indim. Ancak bir türlü bir boss veya böyle hani final boss diyebileceğim bir şey çıkmadı. Ona da belki daha sonra inerim. Oyunda bir crash ile karşılaşmadığımıza göre ben bunu biraz daha oynarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Wolsen'ın 3. bölümünden şimdilik bu kadar. Değişiklikler, güncellemeler bunlardı. Hatalar düzeltilmiş, pek çok fix yapılmış. Hoşuma gitti. Bu güncellemeyi beğendim. Daha sonra yeni bir güncelleme geldikten sonra oyuna tekrardan Wolsen videosu çekerim sizler için. Yeni güncellemede neler olmuş, neler bitmiş
beraber görürüz. Ben de açıkçası hani yama notlarını, güncelleme notlarına şöyle bir göz atıp neler gelmiş diye. Daha sonrasında onları oyun içinde görüyorum nasıl gelmiş diye. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Daha sonraki videolarda, daha sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.